Mehdi'nin gerçek ismini Peygamberimiz Hazreti Ali'ye söylüyor. Fakat o da gizliyor, kimseye söylemiyor. Yani her isim olabilir. Her isim olabilir. Ama hitap ederken bütün seyitlere Adnan deriz. Muhterem Adnan. Yani soyadı Adnan'sa o şekilde hitap ederiz. Ama yani Mehdi'nin ismi işte şudur, budur belli değil o. Onu bir sır olarak vermiş Peygamberimiz Hazreti Ali'ye ve ben kimseye söylemeyeceğim diyor Hazreti Ali. Zahir olacağı güne kadar gizli kalacak diyor. Belli değil ismi yani. Ama soyadı belli. Ama tabii insanlara da soyadıyla hitap ediliyor. Sayın Adnan, Sayın Adnan. Mesela Peygamberimizin bütün tanıdıkların, akrabalarına Sayın Adnan yahut Bayan Adnan diyebiliriz. Bayan Demirel diyebiliriz. Bayan işte Mustafa diyebiliriz. Değil mi? Yani Bayan Adnaniler denebilir veyahut Adnaniler soyundan olan hanımlar var. Adnani soyadlı. Onların hepsi o şekildedir. Peygamberimizin mesela hanımları, eşleri falan hepsi Adnani'dir. Peygamberimizin soyadını aldıkları için. Ya dışarıdan gelen bir hanım da yine Adnan soyadını almış olur. Yani her hanım kendi eşinin soyadıyla anılır. Soyadı Adnani'dir. Bütün seyitlerin soyadları. Dolayısıyla Mehdi'nin kendi yani orijinal ismini bilmemiz mümkün değil. Yani bu gizli. Bak diyor ki Hazreti Ali, zuhur edip zulüm ve haksızlıkla dolup taşan dünyayı adaletle dolduruncaya kadar Mehdi'nin ismiyle anmaya izin yoktur. Diyor ki yine Ebu Cafer Muhammed Bakır Aleyhisselam buyurdu. Ömer Emrül Müminin Hazreti Ali'ye El Mehdi hakkında sorup ey Ebu Turab oğlu bana Mehdi'den bahset onun ismi nedir dedi diyor bak ismi. Şöyle cevap verdi. Dostum ve kardeşim Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izzet ve celal sahibi olan Allah kendisini gönderinceye kadar Mehdi'nin ismini açıklamamam konusunda beni sorumlu kıldı. Yani zahir oluncaya kadar kendisini göndereceğe kadar belli oluncaya kadar ismini söyleyemem diyor. Söylemeyeceğim diyor. Zira bu şanı yüce Allah'ın elçisine kendi ilminden emanet bıraktığı bir husustur. Hadisin benzerini Şeyh Tusi'nin Gaybet eserinde de Sa'd rivayet ediyor aynı şekilde. Bihar-ül Envar cilt 51 sayfa 33-34. Dolayısıyla gerçek ismini bilemeyiz. Evet. Ama hitap şekli olarak Adnan diyeceğiz. İnşallah. Peygamberimize de, bütün seyitlere, yani milyonlarca seyide aynı şekilde muhterem Adnan deriz. Hanımları da Adnani olmuş oluyorlar. Adnani soyad. İnşallah.